Sevgili öğrenciler, Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlama programına hoş geldiniz. Kutlama programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, İlçe Kaymakamımız Sayın Murat Çağlayıcı'ya giren sporculara ödüllerinin verilmesi, resmi geçit töreni kapanır. İlçe Kaymakamımız Sayın Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanımız Sayın İsmet İnce, halkımızın ve öğrencilerin bayramını kutlayacaklardır. Arz ederim. Evet sevgili gençler, bayramınız kutlu olsun. Bu kadar mı ses çıkıyor? Bayramınız kutlu olsun. Gençler bayramınız kutlu olsun. Burada biraz daha erkek yok, biraz daha ses yüksek çıkacak diye ümit ediyorum. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Evet, bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bayramınız kutlu olsun. Evet, bayramınız kutlu olsun. Arkadaşını gördünüz, öyle bir ses istiyorum, tamam mı? Bayramınız kutlu olsun. Evet, bayramınız kutlu olsun çocuklar. Evet, bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun hanımlar. Çocuklar gösterdiği için. Onların izni geçtiğiniz çocuklar bayramda gösteriyorlar. Evet, bayramınız kutlu olsun. Sende takımımız bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Thank you.
Saygıdeğer Avanoslular, çok değerli eğitimcilerimiz, sevgili gençlerimiz, birbirinden güzel çocuklarımız. Bundan neredeyse bir asır önce 30 Ekim 1918 akşamı İtilaf Devletlerine yenik düştüğümüz 1. Dünya Savaşı sonrası Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda emirli Agamemnon zırhlısında Mondros Mutarekesi imzalandı. Osmanlı Devleti'nin ve milletimizin sonunun başlangıcı olan bu mütarekenin Agamemnon adında bir savaş gemisinde imzalanması bir tesadüften ibaret değildi değerli Avanoslular. Homeros'un İlyada destanında yer alan Ata Kralı Agamemnon, Truva'yı yani bir anlamda Anadolu'yu ve Doğu'yu fetheden Batı'nın emperyalist zihniyetinin temsili adıydı. Ve Mondros Mütarekesi'nin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden İstanbul, 6 ay sonrasında İzmir ve vatanın pek çok vilayeti işgal edildi. Sevgili gençler, şimdi tahayyül etmesi bile çok zor ve ağır olan bir şekilde İstanbul'a İngiliz bir vali, yine diğer vilayetlere İtilaf Kuvvetleri'nin başka devletlerinden valiler atanmış, milletimizin geleceği bu yabancı devletlere ve onların valilerine teslim edilmişti. Devletimizin mevcut sınırları içerisindeki tüm hükümranlık haklarını emperyalizme teslim eden Mondros Mütarekesi'nden 2 sene sonra yine emperyalist güçlerin yurdumuz içindeki gaflet ve delalet, hatta hıyanet içerisinde olan ve bir takım kendi ikbal ve menfaatlerini düşünmekten başka bir dertleri olmayan çıkar gruplarıyla işbirliği içerisinde milletimizi yok etme ve devletimizi parçalama sürecini hızlandıran Sevr Antlaşması imzalanmış, aziz vatan toprakları ve milletimizin istikbal ve hürriyeti esas tartışma konusu iken, devleti ve milleti sevk ve idare eden bugün o Amerikan mandasını mı, İngiliz mandasını mı kabul edelim derdine tartışmasına düşmüştü. İşte tüm bu basiretsizlik ve aymazlık sonucu ortaya çıkan fiili tecavüze karşı, gerçek anlamda vatanını ve milletini seven, milletin egemenliği ve hürriyetten başka bir derdi olmayan bir avuç yurtseverin birleşip milli mücadeleyi başlatması, Kuvayi Milliye'yi yaratması ve Kurtuluş Savaşı destanını yazması sonucu bugün bu ülkede Cumhuriyet Bayramımızı şanla, şerefle ve büyük bir coşku ve mutlulukla kutlamaktayız. Ama maalesef tarihin ders almayan milletler ve devletler için tekerrür etmekte ve o gün yaşadığımız sıkıntılar bugün farklı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda artan terör olayları, bölgemizde cereyan eden ve ne olduğu belirsiz bir savaş bizi bir girdap gibi içine çekmekte ve ne acıdır ki bugün yine şehitler ve canlarımızı vermeye devam etmekteyiz. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize sağlık ve minnetlerimi sunuyorum. Ama mesele emperyalizmin derdini bilmekte sevgili Avanoslular. 100 yıllık bu planı bozmakta, bu planın dış sahiplerine, bugünkü Mondroslara, Sevrilere içeriden destek veren işbirlikçi ve yandaşlarına geçit vermemekte. Bunları göremedikçe, anlayamadıkça tarih bize tekrar ve tekrar tekerrür edecek ve maalesef nice şehitler vermeye devam edeceğiz. Şimdi tarihi yeniden yazmak isteyen, yalan yanlış ve gerçeklere ve bilime dayanmadan bu milleti içeriden ve dışarıdan zehirlemeye devam eden yapı, Mustafa Kemal ve onun kurduğu cumhuriyeti yıpratmak çabasına girmiş, Anadolu'nun o felsefe dolu, bilgelik dolu, insan sevgisi ve hoşgörüsüyle dolu gerçek İslam anlayışını Selefi ve hatta Vahabi inanç ögeleriyle doldurarak özünü maalesef bozmuş durumdadır. Unutulmaması gerekir ki Türk milleti yarın daha büyük sıkıntılara karşı karşıya gelmemek için bir an evvel bireysel menfaatlerini bir kenara koymak, aklını ve vicdanını ön plana almak, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal'in izinde ve tam bağımsızlık yolunda ilerlemek durumundadır. Değerli Avanoslular, Cumhuriyetimiz bir milletin milli mücadele ile yeniden varoluş öyküsüdür. Bir milletin
onur ve namus mücadelesidir. Bayraktaki al rengi, hilali, ayı İstiklal Marşı'dır. Çanakkale'de şahlanan 19 Mayıs'ta Bandırma Vapuru'nda hayat bulan, 23 Nisan'da cihan aleme haykıran, 30 Ağustos'ta parlayan ve 29 Ekim'de taşlanan bir kahramanlık destanıdır. Tüm dünyaya ve tarihe verilen en büyük insanlık derslerinden biridir. Acının, gözyaşının, azmin, fedakarlığın ve gururun hikayesidir. Ezilen, işgal altında bulunan tüm uluslara örnek teşkil eden soylu bir mücadele öyküsüdür. Tebaayı millet yapma, birey yapma, yurttaş yapma yolunda atılan en büyük devrimin hikayesidir. Dinimizi kalıplara, şekle ve yobazlara değil, vicdan ve akla armağan etmek demektir. Ve Cumhuriyetimiz, hür olmak, eşit olmak, çağdaş olmak demektir. Kısacası Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk olmak demektir. Ve sadece bilmenizi isterim ki sevgili Avanoslular, o Mustafa Kemal Atatürk olmasa, o milli mücadele olmasa, o kurtuluş olmasa ve bu cumhuriyet kurulmasa, bugün belki de burada ben değil, sizlere bir İngiliz vali ya da bir Fransız kaymakam sesleniyor olacak. Saygıdeğer Avanoslular, değerli gençler, bugünleri bize yaşanır ve kutlamaya değer kılan Türk milleti ve devletinin başı dik, saygın ve örnek bir ülke konumuna gelmesini sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, toprağa vatan yapan kahraman şehit ve gazilerimizi, fedakar, cefakar, azimkar ecdadımızı saygı ve minnet duygularımla bir kez daha yad ediyorum. Sevgili Avanoslular, içinizdeki Cumhuriyet ışığı ve ateşinin hiç sönmemesini diliyor, bu büyük bayramımız kutlu olsun diliyorum. Ve yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demokratik, layık, sosyal ve hukuk devletimiz, yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Mustafa Kemal. Ne mutlu Türk Cumhuriyeti'ne.
bekliyor ve bir göğüs ve bir göğüs dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış. Birer kahiretten uzanmış. Edep de gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
ağı gibi çalışır, beklemez elden medet. Barış ve demokrasi, malımız Cumhuriyet. Duvara kustumuzdan kararan bulutları, aşkının ateşiyle sarmışız sudukları, yurduma fidan fidan dikmişiz umutları, yeşerecek fidanlar meyve verici, sabret, barış ve demokrasi, dalımız Cumhuriyet. Her şey yalnız halk için, her şey halkla beraber. Başım buluttan üstte, bereket doludur gel. Uğrunda can vermemiz gerekiyorsa eğer, hazırız can vermeye, onun için bir gayret. Barış ve demokrasi, sevdamız Cumhuriyet. Sarılıp atamızdan miras tüm ülkeleri, aydınlığı her yönden yaymalıyız ülkeye. Hedef laik, kalkınmış, demokratik Türkiye. Önderimiz atamız, rehberimiz bilinmiyor. Şehitlerin kanıyla, canıyla filizlenen, bir emsalsiz hazine, emellerde közlenen, en mükemmel idare aranılan özlenen, Cumhuriyet yaraşır hem yıldız hem hilale. Bağımsızlık, medeniyet, fazilet sende, şahitanın doruğuna erişmek var iken de, uygarlık yarışında her zaman en önde, milletim seninle coşuyor Cumhuriyet. Al bayrağın nazlı nazlı süzülüyor sayende, kız kızan huzur buluyor, yaşıyor özgürce. Çiçekler bir başta büyüyor güneşinde, milletin seninle coşuyor Cumhuriyet. Bir nesil yükseliyor ilminle ifanınla, dik başlı açık alanlı çelik bilekli yiğitçe. Bir sevdadır ismin onların gönlünde, milletin seninle coşuyor Cumhuriyet. Buram buram netlik var özünde, uygarlık yükseliyor köyünde kentinde. Erişilmez yadigarsın cümle alemin gözünde, milletin seninle coşuyor Cumhuriyet. Gittimden bana en büyük armağansın, al bayrağın sinende ebediyen dalgalansın. Beşim sendin, mezarım da sen olacaksın. Milletim seninle coşuyor Cumhuriyet. Demokrasi, sevdamız Cumhuriyet.